Can dostlar tekrar merhaba. İki değerli konuğumuz var. İki gül yüzlü simayı ağırlıyoruz Can TV ekranlarında. Gönüllerini ozanlık aşkıyla doldurmuş, bütün dünya insanlığının sorunlarıyla ilgilenen ve çok yönlü iki büyük ozanımız. Ozan Şahturna gönüllerde yer etmiş büyük bir ozanımız. Kadın ozanlar içerisinde Cumhuriyet Türkiye'sinde en çok sevilip sayılmış, ismi zikredilmiş ozanlarımızın başında yer alıyor. Tabii ondan önce de ozanlar vardı. Bugün de kadın ozan olarak bu geleneği yaşatan nice insanlarımız var. Sazıyla, sözüyle, şiirleriyle. Onlara da bin selam olsun. Ama onların içerisinde işte bir Şahturna'mız var. Her kesimin bildiği, hafızalarda yer etmiş, sevilmiş, sayılmış. Dolayısıyla onu ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk kaynağıydı. Sağ olsunlar, var olsunlar, Yalova'dan çıkıp geldiler. Çünkü Türkiye'de kaldıkları yer Yalova. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ama tabii ki bir diğer ozanımıza da kulak vereceğiz. O da bir yazar, senarist, çevreci, çok yönlü bir insan. Aynı zamanda bir ozan, bir sanatçı ve eserleriyle, yazılarıyla da gönüllerde yer etmiş bir isim. Ozan Şahturna'mızın can yoldaşı, eşi, hayat arkadaşı ama onu tamamlayan, bütünleyen güzel bir insanımız. Ozan Şiarımız da bugün bizlerle. Biraz da o anlatsın yaşamını, geçirdiği günlerini, yıllarını, dünyayla ilgili görüşlerini. Biraz da o çalsın söylesin dedik. Ama aynı zamanda yine Ozan Şahturna'mızın da söyleyecek sözü olursa bu bölümde elbette onu alacağız. Bir de uzun havasını dinleyeceğiz. Evet, şimdi can dostlar, kitaplar önemli. Çünkü düşüncenin yazılı hale gelmesi kitapla oluyor. İnsan kültürlü bir varlık diyoruz. Okuyan bir varlık insan. Bugünün insanı budur. Ateşlerde dans ettik. Değerli ozanımızın kitabı, derlemesi, yazıları var, eserleri var. Ve onlarla ilgili basında çıkan yazılar bir belgesel niteliğinde eser olmuş, emek verilmiş. Ve Serhat veya Metin Turan, Serhat Turan, Ürün Yayınları, sevdiğim dostlar Ankara'da, onların da kalemiyle çıkmış. Evet, tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz hoş diyelim. Bulduk, eyvallah. Evet, can dostlar, iyiyiz. Nasıl gidiyor program, güzel mi? Çok güzel. Mutlu musunuz? Çok güzel, sizlerle, sağ olun. Sizlerle olmak, mutluyuz. Mutlu kılar evet. Tabii ki bizleri. Evet. Bizleri de hanenize konuk ettiniz. Başta sizlere ve Can TV emekçilerine ve bütün Türkiye halklarına, bütün Türkiye inançlarına, bütün kültür mozaiğine selam sevgilerimizi iletiyoruz. Başta Pir Sultan Şeyh Bedreddin ve denizlerin aşkıyla, selamıyla. Evet, emekçilerimizin emeği çok büyük. Can TV bin bir zorluğu aşarak ilkeli duruşuyla yayınlarına devam ediyor. Ve bize bu programda yardımcı olan o güzel can kardeşlerimize de selam olsun. Selam olsun. Evet, güzel dost Kars. Kars deyince şimdi tabii soğuğu bol, efendim uzak ama Kars deyince bizim doğumuzda Edirne'den Kars'a kadar diye bir söz vardır. Bu yurt bizim, bu ülke bizim, bu kültür bizim deriz. Peki biraz sizden dinleyelim bakalım. Eyvallah. Kars'ta başlayan yolculuğu biraz anlatın bize. Eyvallah. Hayat öykünüzü. Eyvallah. Ben memleketimizin her bir yöresi güzel olan, memleketimizin Kars, Serhat şehri, kültür mozaiği bir şehrindenim. Benim dünya görüşüm de bir kültür mozaiği, kökenim de bir kültür mozaiği. Baba tarafım Kızılbaş geleneği, ana tarafım Kafkas kökenli. Dolayısıyla bir Anadolu kültür mozaiğini içeren bir yapıdan geliyorum. Yatılı okulu Ağrı'da okudum. Daha sonra fakülte yıllarım Gazi Üniversitesi'nde. Bakanlıkların birçok birimlerinde görev yaptım. MC dönemlerinde birçok demokrat, aydın insanın yaşadığı gibi ben de o sürgünlerin hışmına uğrayanlardanım 80 evvel. Tabii ki o zamanki dönemlerimizde sanata, ozanlığa çok küçük yaşlarda, hani alışılagelen klasik bir söylem olacak ama çocuk yaşlarda ozanlık geleneğine çok ilgi duyduğum, o zaman sosyal içerik bilinç almadan Kars'ta Aşıklar Kahvesi vardı. Murat Çobanoğulları'nın, oraya giderdim.
Ama tabii oraya giderken bile bir İhsani'nin, bir Şahturna'nın, bir Aşık Mahsuni Şerif'in dizeleri bende çok etki ederdi. Ankara'da üniversite yıllarına geldiğimizde o zaman tabii ki o aşıklarımız, bütün aşıklarımız çok değerliydi ama doğruyu söylemek bizim yolumuzun bir realitesidir. Doğru söylemek gerekirse akademik, aydınlanmacı, toplumsal, özgürlükçü, emek sorunu işleyen ve onlara duyarlı olan üniversite gençliğinde diğer aşıklarımıza çok değerli ilgi bağı vardı ama bir Şahturna İhsani'ye çok daha fazla bir saygı duyardık. Neden? Çünkü onlar deyişlerin yanı sıra, uzun havalı türkülerin yanı sıra ezen ezilen davasını hiç böyle lastikli laflara girmeden, dolambaçlı yollara girmeden, direkt eğip bükmeden söyleyen ve bunun da bedelini ödeyen ozanlardı. Özellikle Şahturna'nın o genç yaşta bir kadın olarak daha çocuk yaşlarda özgürlük türkülerinden dolayı hapisleri boylaması, güzel türküler yaratması, edebiyatı küçük yaşlarından beri edebiyata aşınaydım. Yazdığı güzel sözler, güzel sesi, turna havası beni çok etkilemişti. Daha o zamanlar bile onu evinde ziyaret etmiştim. Tanıma onuruna ermiştim. Sonra diğer sanatçılarla yakın tanışma olanağı bulduk. Ruhi Sılar'la, işte Cem Karacılar'la. Ama Şahturna benim gönlümde eşimdir diye değil. Bunu tabii çok sorumlu, değerli yazarlar da takdim ve takdir ederler yazılarında, başta Yaşar Kemal olmak üzere. Onun benim dünyamda duruşuyla eserleri apayrı bir yeri vardı. Çünkü bazıları belki başlangıçta birçok şey yaptılar. Eyvallah, saygıyla anıyorum. Ama başladığı gibi çizgisini dümdüz sürdüren, zikzaksız devam ettiren ve hala da bedellerini ödeyen ayakta bir ozan. Belki birçokları 70'li yıllara yaslanıyor. Bunu yaptım 80'de bunu ama Şahturna 70'li, 80'li, 90'lı, 2000'li yıllarda. Onun o güzel mecrasında buluştuk. Sonra benim de yolum o arada tabii ki çeşitli etkinliklere, konserlere çıktı. Bir ara o zaman SODEP diye bir parti vardı. Orada kültür sanat çalışmalarında bulunduk. Merkezi düzeyde çalışmalarımız oldu. Sonra baktım ki Türk, dedik ki burjuva siyaseti beni pek açmıyor. Oralarda doğruları söylediğiniz zaman pek de tutunamıyorsunuz. Ben iki yol var diye yüreği, onuru, sanatı seçeceğim. Orada yalan riye olmamalı. Antipanatik şu da var. Her sanatı seçen de doğru yoldadır diye bir şey yok. Bugün Türkiye'de her şeyin olduğu gibi sanat camiasında bir kirliliğe maruz kalmışlığı var bildiğiniz gibi. Ben ikinci ve biraz mert yolu seçtim. Tabii Şahturna ile evlenmek çok zorlu bir yoldu. Ateşten bir gömlekti. Çünkü onun sadece türkücülüğü, ozanlığı yok. Ödediği bir bedel, misyonu var ve çok ağır, çok onurlu onurlamak ama sorumluluğu da bir o kadar. Tabii onlara detayına girmeyeceğim. Beraber olduktan sonra çok ağır çalışmalarımız oldu. Memleketteki sorunları, türküleri dile getirdik. Yurt dışında beraber yargılandık. Tekrar bir 2000'li yıllara doğru beraber gözaltılarımız oldu. Sorgulamalar, baskılar, işkenceler. Ona geçiyorum. Ama biz kalıcı olan sanata ağırlık verdik. Türkülere ağırlık verdik. İsterseniz biraz oraya gelelim. Evet. Sonra muhabbetimiz, hasbihalimize devam ederiz. Evet, ben yalnız Kars'tan yine çünkü... tahmin ettiniz, anladınız. Babalar, analar, kültür, kökler, çocuklar. Eyvallah. Hep söylerim. Çocukluk anıları. Doğru. Ve çocukların o güzel yönleri. Peki Kafkaslar dediniz. Evet. Kafkaslar büyük bir kültür. Yani evet. Şimdi evet. Bir iki cümle söylersiniz herhalde. Tabii ki. O kültür önemli bir kültür. Evet, çok buyurduğunuz gibi. Tabii aslında Kafkas kültürü fanatizmden, çünkü Kars'ın bir de bir özelliği var. Kültür mozaiği bir şey. Orada Kürtler, Türkler, Ermeniler, bizim Malakanlar, Malakan köyü yanındaydı. Çok da güzel bir kültürler var. Onları da saygıyla anlıyorum ama maalesef bizler egemen güçler birçok renkleri olduğu gibi Malakan kültürüne de çok eziyet çektirdiler. Ben o kültürle de beraber büyüdüm. Orijinal Kafkas kültürü fanatizmden çok uzak. Biraz bizim Bektaşi Alevi kültürüne çok yakındırlar. Örneğin orada da kadına değer vardır. Türküleri, deyişleri, ritimleri bizim müziklerimize çok yakındır. Ama son zamanda birçok yollar olduğu gibi onların da asimi olmuşu var başka. Zaten benim müziğimde de siz dikkat buyurduysanız sevgili Ayhan Hocam, tek yönlük yok. Yani gerek şiir dokusu gerek müzikal olarak biraz Azeri rengi var, biraz Anadolu'nun başka müzik dokuları var. Öyle bir renk yaptık. Çiçek bahçesi yaptık. Çocukluğum benim renkli geçti.
Sanatı, müziği çok sevdiğim için türkülerde hep küçük yaşlarda bile başa koyarlardı. Yatılı okullarda yine böyle maskot sayılırdı. Sevgi yüklü bir insandım. O zaman şeye özenirdim. Ferhat Şirin, Kerem İlaslı okurdum. Demek ki biz Ferhat Şirin hikayesinde de bir Şirin'in şahkını da bulmuştuk. Evet. Şimdi türküler dedik ve hani kara yobaz hastalığı gelip kadını erkekten, erkeği kadından ayırıp da aralara duvar örmezse bütün insan toplulukları Türkiye'de daha çok kaynaşacak. O yüzden dedim, siz de belirttiniz. Nereden gelirse gelsin, aslında bir bakıyoruz, İslami fanatizm denen yobazlık hastalığı olmadığı zaman, eyvallah, türküde, kürküde, Kafkaslardan aynen, geleni de, Abazası da, Çerkezi de, hepsi kadınıyla erkeğiyle bir bütün. Hayatı birlikte omuzluyorlar. Çünkü yaşamın gerçeği bu. Türküler de bu güzellikleri söylüyor. Evet, böyle de bir CD'miz var. Ozan Şiar Aydaş'ın. Bu güzel türküler yüreğimize işliyor. Biraz da türkü dinleyelim, eyvallah, o zaman. Eyvallah, eyvallah. İsterseniz evet, Naçizane Bey'in şiirimle açılış yapalım. Tabii, sonra tabii, bir kendi tabii, son albümündeki bir türküden, kendi eserimden bir türkü okuyayım. Tabii. Ne güzeldir, ne güzeldir. Şiirler ne güzeldir. Ne güzeldir. Gökte turnalar misali, sevda zarfına kuş olsam, mazlumlara güneş eli, zalime boran kış olsam. Nerede garip görsem bağrım, cız eder ah, dinmez ağrım, yüzyıllara gider çağrım, Ferhat Şirin ateş olsam. Pir Sultan'ın otağında, sarmaş oldum yatağında, bugünler yol kavşağında, yarına umut düş olsam. Şiar can aşk yele verin, dosta gitsin serin serin, özlem çeken sevenlerin gözünden akan yaş olsam, mazlumlara güneş eli, zalime buran kış olsam, yarına umut düş olsam. Ateşlerde Dans Ettik adlı şiirim ödül almıştı Naçizane, bu da onunla bağlantılı, o kitabımda yer alıyordu. Şimdi doğruyu söyledi dilim, doğradılar dilim dilim diye bir eserimiz var, onu seslendirelim. Kükler yiğitler sevdası, tilki olmaz aslan yuvası. Kükler yiğidin sevdası, tilki olmaz aslan yuvası. Dava insanlık davası, şafakta süt kentanahi. Doğruyu söyledi dilim, doğradılar dilim dilim. İnsana yakışmaz zulüm, hak insana yar canahi. Doğruyu söyledi dilim, ah doğradılar dilim dilim. Sevene yakışmaz zulüm, bak insana yar canahı.
Şiar can canana baktı, dört iklim dört yana baktı. Şiar can canana baktı, dört iklim dört yana baktı. Çağladık denize aktık, içtik kana kana hü hü. Doğruyuz söyledim dilim, doğradılar dilim dilim. İnsana yakışmaz zulüm, bak insana yar cana. Doğruyu söyledi dilim, ah doğradılar dilim dilim. Sevene yakışmaz zulüm, bak insana yar cana. Evet, peki ozan çağının tanığıdır. Ozan doğru gören, doğru söyleyendir. Evet. Ki o dertlerle, sorunlarla yoğrulmuş bir dünya içerisinde ozan doğruyu söylemezse ozan olmaz. Aynen öyle. Yazan olmaz. Dolayısıyla bize bu gelenek ulu erenlerden geldi, ulu ozanlardan geldi, pir sultanlardan geldi, şahatayilerden geldi. Ondan ona, ondan ona birbirini besleyerek çağladı bu ırmak. Bir de dünya şiiri var, dünya ozanları var. Ozan deyince biz halk ozanlarını daha çok dile getiriyoruz. Ama şiir edebiyatın en köklü damarlarından birisi ise, olmazsa olmazıysa, ruhumuzu, özümüzü ama toplumsal sorunları da en güzel dile getirme yol ve yöntemi ise, en lirik, en arı, en duru, en yalın bir şekilde haykırmasıysa insanlığın yeryüzüne dertlerini, dolayısıyla Brecht'ten bahsettiniz. Bertolt Brecht. Evet. Evet, ve daha Aragon'dan bahsedeceğiz. Daha nice nice Nazımlarla birlikte Mayakovskiler ve daha yüzlerce büyük ozanı var dünyada. Siz bu yönüyle de bir başka kimliksiniz. Eyvallah. Kendinizi besliyorsunuz. Peki, ozanımızla iki gül yüzlü evladımızı, ki gurur duyuyorum ben de, onları kucaklamak istiyorum, seviyorum böyle gönlümün içinde bütün gençleri, okuyan, çalışan, başarılı gençleri, iki gül yüzlü evlada da sahipsiniz. Biraz Almanya'dan bahsedin böyle, Almanya'daki yaşam nasıl sürdü, nasıl sürüyor? Almanya, tabii dikkat buyurduğumuz gibi, her olaya, nesneye bakış açısı başka anlam yükler. Bakışa bağlı. Almanya'yı salt, ekonomik refah görenler şu bunlar için belki caziptir ama yüreğinden memleketin sorunu, memleket aşkı, insanlık aşkı, ezen ezilen, sevgiyi, özgürlüğü taşıyan orası da pek cazip değil. Örneğin biz Almanya'nın toz pembe hayatına kapılmadık. İsteseydik çok rahat koşullarda yaşardık. Alman devleti de fonu bize ağzına kadar açabildi. Çünkü uluslararası bir simge Ozan Şah turuna var. Uluslararası ödüller almış. Dünya üniversitelerinde eserleri doktora tezi oluyor. Naçizane benim de 2-3 üniversitede oldu Şah turuyla. Kültür sanat projesi ardına kadar açıldı ama biz oranın da haksızlıklarına, yabancı düşmanına karşı mücadele ettik. Cumhurbaşkanının sarayında açlık grevi yaptık. Yani bir yarım ay olmadık. Yarım ay bir tarafı aydınlık, bir tarafı karanlıktır biliyorsunuz. Bazıları memleketi eleştirir, dünya emperyalizmine kucak açar. Bazıları dünya emperyalizmini eleştirir, memleketteki haksızlıklara susar, dizi şeytan olur. Biz ne memleketteki haksızlıklara dizi şeytan olup, ne yurt dışı. Tabii yurt dışında, bunu da açıkça söyleyeyim sevgili dostum, Şah Turna ile evlendiğim ilk yıllarda, Şah Turna geniş kitlelerin büyük ozanı. Ama suyun başını tutan bizim toplumdaki bazı insanlar tarafında da yeri geldi yalnızlığa itiliyordu. Pir Sultan da biliyorsunuz dar ağacına giderken yalnızlık. Şah Hüseyin de giderken 70 bin kişi çıktı. 70 kişi kaldı. Doğruyu söylediğiniz zaman, doğru tavır aldığınız zaman sadece egemen güçler değil,
kendi toplumu, kendi içinde, kendi görüşü, inancı içindekiler tarafından da bazen afaraz ediliyor. Biz orada da gurbeti yaşadık, yalnızlığı yaşadık, Şahtuni Türkleri direği getirdi işte. Ama bu zor koşullara rağmen omuz omuza verdik, yılmadık. Sanat üretmeye, edebiyat nakşetmeye çalıştık ve burada iki kız çocuğumuz yetişti. Şafak Melodi, o hem sinema dizilerinde oyuncu, hem ikinci üniversitesini okuyor, sosyal pedagog olacak. Orada ödüller aldı. İkinci kızımız Şirin, oranın üniversitesini en yüksek derecelerden biriyle bitirdi. Lise tarih öğretmeni oldu. Yapılan yarışmalarda da birincilik ödülü aldı. Aynı zamanda müzikle iç içe ve hem orijinal halk müziğimizi hem de Avrupa'yı tarzda müziğini besliyor. Memlekete geldiğimizde de çalışmalar devam ediyor. Birkaç televizyon programı da yaptı. O da albüme okudu. Son albümde de var. Böyle, sizin mi? Şatuna'nın albümde mi? Son Ay bizlere şahit oldu. Değil mi? Bu da yok, son. Orada da oldu. Orada da var. Burada da bir de Şatuna Hoca'nın türkülerini 24 sanatçı son zamanda okudu. Sağlığında evet, dünyadan göçmeden. Hem orijinal halk müziği hem rock tarzı. Burada da Şirin var. Benim de eserlerim naçizane başka sanatçılar okudu birçok. Bunlardan biri de Hüseyin oldu. Evet. Şahtuna işte bizim hayatımız orada Bertolt Brecht'ten bahsettiniz. Maalesef orada bizim hayatımız, çalışmalarımız, aldığımız ödüller, dünya üniversitelerinde doktora tezleri çalışmalarımız, birçok alanda yapılan araştırmalarda internete girdiğinde somut belgeleri de görürsünüz. Şahtuna Üstad ilklere imza atmış görünüyor ve UNESCO dünyada yaşayan insan hazinesine aday göstermesine rağmen buradaki ilgililer, yetkililer işleme koymuyor başka. Ama orada hayatımız kartpostal oldu. Tıpkı filozoflar vardır biliyorsunuz dünyada, ülkelerde. Bizim onun da dışında başka bir kartpostal vardı. Onu ben Vizyonda. Çekimde gösterdim. Ayrıca Şahtuna'nın adına Türkiye'de, Almanya'da müze açıldı. O müzeye bir bölümü verildi, Şahtuna Şiar. O 6 ay boyunca bizim çalışmalarımız, sanat kültürel çalışmalarımız orada sergide kaldı. Kızlarımız yani savrulmadı. Hem Anadolu'nun otantik kültürünü hem Avrupa'nın modern kültürünün sentezini yaptılar. Çok güzel. Bunları duymak bizi mutlu ediyor. Çok mutlu ediyor. Eyvallah. Yurt dışında işte ben amayım. Efendim ben Türkiye'de işkenceler gördüm. Zor günler gördüm deyip bunu sömürmeyen asla. Bunun üzerinde bir pazarlamaya gitmeyen, yüreği saflıkla, arılıkla duru olan, tertemiz olan bir ozanımız var. O yüzden biz onu seviyoruz. Yoksa ki tabii ki her şey karşılıklıdır. Ben niye yüreğimin özünden Ozan Şahtuna'yı, Ozan Şiar'ı seveyim? Eyvallah. Onlar kendini sevdiriyorlar. Onlar bir varlık, onlar bir güzellik. Ozan Şahtuna'mız duruşunu hiç bozmadı. O güzelliğini, o sakinliğini hiç bozmadı. O yüzden Almanya olmuş, İstanbul olmuş, Yalova olmuş, Berlin olmuş, neresi olursa olsun. Hapishane olmuş. Fark etmiyor. İnsan aynıdır. İnsan evet. Bozulmuyorsa, yozlaşmıyorsa, korkmuyorsa. Evet. Yolumuz açıldı zaten. Türkiye'ye konserlere geliyoruz. Birçok illerde bağlantı olduk. Bunu da duyuralım. Bu da önemli tabii. Çünkü çoğu insan der ki ya Ozan Şahtuna nerede? Yurt dışında, orada kaldı. Hayır. Kapılar açıldı, zindanlar yıkıldı, yıkılacaktır da insanlığın bu evrensel, hümanist düşünceleri ve görüşleri sınır tanımadan her yere akıp gidecektir. Biz biraz da bütün dünyaya seslenen bir kanalız. Programlarımızda gençlere, ezilen halklara ulaşıyoruz. Ozan Şahtuna bir kadın ozan olarak bunları başarıyorsa, Ozan Şiar sazıyla, sözüyle yılmadan, usanmadan, Almanya'nın, Avrupa'nın sistemine teslim olmadan çocuklar yetiştiriyorsa, eğitiyorsa ne mutlu bize, sizleri konuk etmek güzellikti. Peki. Eyvallah. Bu arada tabii. Bizim burada Yalova'da Şairler Yazarlar Derneği Şahtun Hoca ile benim açısından onur üyesi yaptılar. Orada kitap fuarında da kitaplarımız imzalanacak. Yani artık birçok illerden konserler, festival davetleri alıyoruz. Aracılığımızda da biz bütün Türkiye'ye insanlığına bir etkinlik de oldu değil mi? Kitap evet olmuştu. Orada çok güzel karşılıklar oldu. Anadolu Kültür Vakfı'nın orada güzel hem şeye katıldık. Dede lütfetti Şahtuna Hoca'yı posta oturttu. Evet, bir ana olarak. Şahtuna Hoca'nın bir özelliği. Sadece Ozan değil bir de ana. Ocak kültürüne geliyor. Ocak zadelik var. Sinemilli evet, ana, bir ana. Evet.
Orada i̇şte, posta oturdu ana olarak. Benden açısından Zakir olarak orada beraber ifa ettik. Akabinde de konser oldu. Barış Manço Amfiteyatrı'da halk bağrına bastı. Çok coşkuyla karşıladı. Ayakta alkışladılar Şahat'ın. Sesi çok güzel. Gönüllere sesi girmesi güzel, boşuna mı? Sesi güzel, direnci boşuna güzel. Boşuna mı? Bu sevdalar, bu güzellikler. Eyvallah. Peki Almanya'da nasıl yaşam? Hani siz anlattığınız zaman dernekler, vakıflar, oradaki Türkler, siz Berlin'de mi sıkışıp kaldınız? Yani diğer yok, Berlin'de şehirler... de Avrupa'nın bütün ülkelerine etkinliklere gittik. Dünyanın birçok ülkelerine davet aldık. Hatta İsveç'te bir konser. Ha, İsviçre'de de olacak. İsveç. Ama geçmişte bütün ülkelerde oldu. Cenevre miydi onun? Evet. Peki, yani şöyle... gelecek sene. Tamam, o zaman Şahturna yaşıyor, var, haykırıyor o güzellikleriyle. Buradan bütün dünyaya seslenelim. Sesleniyoruz. Değerleri değer olarak biliyoruz. Başımızın üstünde yeri var diyoruz ama yaşıyoruz be, ölmedik daha. Hani çağıralım, onun güzelliklerinden yararlanalım. Ey dernekler, ey televizyonlar. Ne güzel oldu, sizler geldiniz. Peki şöyle birkaç cümleyle de bugüne kadar hangi CD'ler oldu, nerelerde yayınlandık, tezler dediniz. Çok önemli bu. Ozanımızın yaşam mücadelesi, eserleri, tezlere konu oldu dediniz. Evet. Ondan da biraz edeyim, bahsedin. Sevgili Ayhan Hocam, şimdi tabii o kitapların hepsini getirmek mümkün. Çok ağır. İnan valizlere koysam belki 3 valize sığmaz. Almanca mı efendim? Türkçe de var, Almanca. Anlatmaya arz edeyim. Bir, evet. Almanya Kolombiya Üniversitesi'nde Şahturna Hoca ile beraber başka bir çok ozanımızı da almışlar. 3-4 ama Şahturna Hocamıza özellikle ağırlık vermişiz. Çünkü Şahturna diyor hem aşık hem ozanlı bir arada söyledim ve onun da bedelini ödeyen olarak. Bir de Almanya'da Frey Üniversitesi'nde, Türkçe Hür Üniversitesi'nde tek başına oldu ama. Genellikle araştırmacılar biliyorsunuz birçok aşığı ozanı alır, tez işler. Şahturna Hoca'yı sembol olarak tek başına işledi. Tabii kaynak ben oldum. Ben orada aynı zamanda doçent Urzule Reinhardt'a asistanlık yaptım. Halk ozanlı aşıklık geleneği adına tezler sunmuş. Şahturna Hoca bir de bu önemli. Dünyada demokrasi ve Alevilik üzerine 35-40 yıl evvel ilk beyanatını veren, adıyla yayınlatan bir ozandır Almanya'da. Örneğin 30-35 yıl evvel, şimdi son zamanlarda Alevi kurumları gelişti. İşte Alevilik adına konferanslar çoğalıyor, öğretim üyeleri gidiyor falan. Fakat 35-40 yıl evvel Şahturna'dan üniversitede tez bahsedilirken ve üniversitede resitalar verirken Şahturna'yı şöyle sunarlardı. Anadolu'nun ünlü kızılbaş, demokrat büyük ozanı diye. Dolayısıyla Alevilik kimliğini, demokrasi kimliğini, insanlık özgürlük kimliğini dünyaya geniş yelken açtıran bir ozan. Ha, bu arada Fransa'da oldu. Yaşar Kemal'lerin yazdığı kitaplarda yayınlandı. İşte Türkiye'de Gazi Üniversitesi'nde yaptılar. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi'nde 12 Eylül cuntasına karşı Türkiye'yi alenen açık ve hiç bedelini ödeyerek zikzak çizmeden yapan bir ozan Şahturna olarak işledi. Siyasal Bilimler Fakültesi'nde kürsü açılışında Anadolu'nun şafağından doğan Anadolu'nun aydınlanmacı yüce bir ozanı Şahturna diye bir doktora tezine sunum yaptı. Ayrıca bu dönemde Hüseyin Aygün öncülüğünde CHP milletvekiliydi. Parti ismi vermek belki sakıncalı. Biz tüm demokrasi güçlerinden yanayız ama bizim için demokrasi, özgürlüğü savunan herkes muteberdir. Her partinin çok demokratı da vardır, çok düzene yamananı da ayrı. Biz cuntalara dava açma girişiminde bulunduk Şahturna'da. Bu da Türkiye'de ilk oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Şahturna'da cuntalara dava açtık beraber. Kenan Evren'e ve tüm cuntalara ve tüm demokrat devrimci aydınlara Saz Meclis'ten içeri. O da ana haberlerde vermişti memlekette. Dolayısıyla yani yurt dışında olmamıza rağmen Türkiye'deki gündemle gelip parmağımızı basıyoruz. Elimizin taşın altına koyup çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca yine 3-4 üniversitede daha oldu. Yine bir tane belgesel çalışmalar olacak. Böyle devam ediyor. Evet. Benim birkaç eserim ödül aldı. Şahturna'nın oldu. Çok, ödüller çok. Peki bir iki cümleyle de bir günlük yaşamı şöyle özetleyin. Almanya'da gününüz nasıl geçiyor? Ben bir kültür sanat projesinde danışman olarak çalışıyorum. Gecemiz gündüzümüz hep sanat, edebiyat, felsefe, yurt sorunları, ülke sorunları, dünya sorunları, onlara karşı nasıl daha duyarlı olup yüksünmeden o kadar bedel ödenmişlik yetmiyor. Başta Şahturna olmak üzere 50 küsur yıldır bedel ben yetmiyormuş gibi hala onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Şahturna Hoca'ya günde en aşağı 3-4 saat Türkiye ve Dünya Edebiyatı'ndan okuyorum. Kızlarıma üniversite akademik eğitimine zaman ayırıyorum. Onların sanat çalışmalarının gelişmesi için
öncelik evet. yapmaya çalışıyorum. Berlin'de büyük parklar var. İnşallah bir gün gelirsek. Siz de davet edilir. Çok güzel kültür sanat yani. Müzeleri var. Müzeler var, evet, parklar var. Ozanımız çok... hava alıyor değil evet. mi? Hava böyle. Çok gezintilere çıkıyoruz. Çok gezintileri çıkarız. Çünkü doğayı hissetmek, koklamak, onun içinde olmak. Evet. Peki son olarak da bir uzun hava demiştik. Şartunu hocamdan dinleyelim. Evet, onu ondan dinleyelim. Ses. Mazlumu garibi ilaç oldum, elimi uzattım, lımın lele. Kol götürdüler, mazlumun garibin ilacı oldum. Elimi uzattım, kol götürdüler, kol götürdüler. Bahçıvanım dedi, bağa girdiler, hoyrat oldu gülü, yüzü kırdılar. Önde durdu arka, amızdan vurdular, başım dimdik amma vay le. Gülüm canım, bel götürdüler. Önde durdu, arkamızda vurdular. Başım dimdik ama bel götürdüler, bel götürdüler. Şah turnayım dost da gül aldım, siyahla savaştım, gülüm canım, beyaz al aldım. Arı oldum her çiçekten bal aldım, ağacı bana kaldı. Gülüm canım, bal götürdüler. Çocuklar çiçektir güzel yarınlar için. El ele verin oynayın kardeşlik bahçesinde. Öteler ötesinde, öteler ötesinde, silahçılık sesinde, silahçılık sesinde. Koparıp alınmasın, koparıp alınmasın, çocuklar annesinde, çocuklar babasında. Gelin çocuklar, gelin, gelin, hey gençler, gelin, el ele tutuşalım, yarınlara koşalım. Gelin çocuklar, gelin, gelin, hey canlar, gelin, el ele tutuşalım, özgürlüğe koşalım. Savaşlar söndürsün,
savaşlar söndürürsün, yaşama döndürürsün, yaşama döndürürsün. Açlığa zulüme son, zulüme açlığa son. Çocuklar güldürürsün, insanlık güldürürsün. Gelin çocuklar gelin, gelin hey gençler gelin. El ele tutuşalım, özgürlüğe koşalım. Gelin çocuklar gelin, gelin hey gençler gelin. El ele tutuşalım, yarınlara koşalım. Beyaz sarısı, siyah beyaz sarısı, bir elmanın yarısı, bir elmanın yarısı. Şah turnatim çocuklar, şah turnatim çocuklar, birer çiçek ağrısı, birer gönül ağrısı. Gelin çocuklar gelin, gelin hey gençler gelin. El ele tutuşalım, özgürlüğe koşalım. Gelin çocuklar gelin, gelin hey gençler gelin. El ele tutuşalım, özgürlüğe koşalım. Yüreğiniz var olsun. Teşekkür ederim. En güzel duyguları söylediniz. Barış olsun. Kana, savaşa son olsun. İnsanlık o güzel duygularla yoğrulsun. Geleceğimiz aydınlıklar içinde olsun. Bütün ozanların, bütün yazarların, cümle halkların özü birdir. Ve barış istiyoruz. Ne barış güzel ettiniz, geldiniz, sağ olun, var olun. Tüm dünyada ölsün, tüm dünyadan alalım. Evet, yüreklerimiz birlendi. Çok teşekkür çok, ediyoruz. Bize çok teşekkür sağ olun. Sağ ol. Doyamadık sizlere. İnşallah. Biz de aynen. Başka programlarda buluşacağız. Biz de tabii size doyamadık. Yürek yüreği, özümüz bir, çağlayan bir sel gibi kirleri, pasları, karanlıkları söküp atacağız. Aynen. Evet, can aynen dostlar. İki çok değerli konuğumuz vardı, misafirimiz vardı. Gönüllerde yer etmiş kadın ozan olarak çektiği çilelerle birlikte sazıyla, sesiyle, yiğit duruşuyla, devrimci mücadelesiyle ama halktan kopmayan yanıyla da bir ozan şah turnamız vardır. O Anadolu'nun bağrında kadınlarımızın, gençlerimizin umudu olmuş bir ozan şah turnadır. Dolayısıyla onu ağırlamak da büyük bir mutluluktu. Ozan Şiar ise yine bir kültür insanı, sazıyla, sözüyle, şiirleriyle, çalışmalarıyla çok güzel bir insan. Hele de Ozan Şah Turnay'la bütünleşmiş bir insan. O da çok güzel şeyler söyledi. Çok. Hep barıştan, dostluktan, doğadan, kardeşlikten yanaydı türkülerimiz. Dolayısıyla ağıtlarımız da mutluluğa çevrilsin. Çocuklarımız ağlamasın. Anaların, kadınların, çocukların ağlamadığı bir dünya özlemiyle hepinizi selamlıyoruz. Aşk olsun, bin muhabbetle selamlar, sevgiler olsun izleyenlere. Aşk olsun, aşk olsun, aşk, aşk olsun. Aydınlık yarınlar adına, karanlıkların yarınlara adına, barışçıl özgürlük. Barışçıl özgürlük, savaşsız.